Selamünaleyküm hocam. Kıyamet günü dünya sonu için 70 yıl diyorsunuz ama dünyanın sonunu 2120 olacak ve 2121'i göremeyeceksiniz dediniz. 2120 yılından 2010 yılına çıkarınca 110 yıl kalıyor. 70 yıl derken hangi takvimden bahsediyorsunuz hocam? Selamlar. Türk İslam Birliği yolunda yolunuz açık ve yolumuz açık olur inşallah diyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hadislerden peygamberimizin 8 tane ahir zamanla ilgili hadisi var. Oradan istifade ederek ve ebcedlerden istifade ederek açıkladığı bir gerçek bu ve diğer alametlerden de bunu anlıyoruz. Hicri 1431'deyiz. Hicri 1506'ya kadar galibane, mükemmel İslam yayılarak, gücü artarak, katlanarak hakim olup gelişecek diyor Bediüzzaman. Hicri 1506'ya kadar. İnşallah. 1506'dan sonra bozulma başlayacak diyor. 1543 yılına kadar. Hicri 1545 gibi de kıyamet kopacak diyor. Kardeşimizin o arada kalan vakit bozulma yılları. İnşallah. Yani hani çıkartmış ya Evet. efendim 110 yıl kalıyor diyor ya. O 110 yılın 70 yılı İslam'ın parlak yıllarıdır. Geri kalan yıllar İslam'ın bozulmaya uğradığı, Hristiyanlığın, Musevi'nin de artık kalktığı, dinsizliğin gittikçe yayıldığı, gittikçe sıfır noktaya doğru gittiği yıllardır. Sıfır noktaya Allahu Alem Hicri 1543 gibi ulaşılmış olacak. 1545 gibi de kıyamet kopacak. Zor değil, bir tane taş ustası bulsunlar, granit kalesini yazdırın. 2120 yazsınlar. Ve altında kıyamet yazsınlar. Bir yerlere yazsınlar. O taşı 2121'de bulamayacaklar. Ben söyleyeyim. Evet, 2121'de. İnşallah. Bulamazlar. Eriyecek o taş çünkü. İnşallah. Bunun farkındalar. Bir de kıyametin bu kadar aniden karşılaşacaklarını pek ummuyorlar. Allah bir mucize meydana getirdi. Yani nur talebeleri de Mehdiyet'in bu kadar yakın olduğunu aslında pek anlamadılar. Yani okurken, Risale-i Nur külliyatını okurken bir geniş geniş bol vakit var zannettiler. Mehdi'nin çıkması da çok çok uzun bir vakit olacak. Yani zamanı Allah birden karşılarına getirdi. Çok şaşırdılar. Hiç tahmin etmedikleri bir şey oldu bu. Mesela bak Sungur abi de çıktı anlattı. Diğer hocalarımız da anlattılar. Mehdi'nin çıkışı için başka bir yüzyıl yok. Yani net. Herkes bunun farkında. Bak 300 alim geldi. Onlar da o kanaatteler. Hepsi İttihat-ı İslam istiyorlar. Türk İslam Birliği'ni istiyorlar.